Sadece meraktan soruyorum. Mutlu bir evlilik için formülünüz var mı? İşte yani şöyle diyebilirim, ne olabilir, sadece mutlu olmalı. Ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini kameradan kaçırdı. Ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, Kanal D Haber Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci'nin sorularını yanıtladı. Ama konu evliliğe geldiğinde zor anlar yaşadı. Yani şöyle diyebilirim. Ne olabilir? Sahnelerin eskimeyen ismi Madonna ile evli olan Ritchie'nin Londra'daki mafya hesaplaşmalarını anlattığı filminin galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı. Ama galada gözler Guy Ritchie'nin eşi Madonna'yı aradı. Eşi için son derece önemli olan filmin galasına Madonna son anda yetişti. Madonna'nın galaya geç gelmesi yüzünden hayli morali bozuk olan İngiliz yönetmen Kanal D Haber'in sorularını yanıtladı. Guy, ilk olarak tebrik etmek istiyorum. Dinamik ve Londra tabanlı bir film. Bu tür filmlere olan tutkunuz nereden geliyor? Nelerden ilham alıyorsun? Emin değilim. Ben onların sadece cazibesinden ilham aldım. Çok ilgi çekiciler. Film Londra'daki Rus mafyasını konu alıyor. What do you want? Ünlü futbol kulübü Chelsea'nin patronu Abramovich'e de gönderme yapıyor. What's it going to cost me? 7 million euros. Call the account. And what about because in the film there's a filmde çok ilginç kişilikler var. Bir hikayeyi çok karmaşık yapmadan anlatabilmenin zorluğu nedir ve bunun anahtarı nedir? Complex. And what is your key for this? It is quite complex. Bu yeterince karmaşık aslında. Sadece hikayeden zevk almak kaydıyla bazı hikayeleri takip etmeye ihtiyacınız var. Ama eş zamanlı olarak daha çok hikayeyi anlatmaya çalıştım. Ve işte o an, ünlü yönetmenin ne diyeceğini bilemediği dakikalar. Sadece meraktan soruyorum. Mutlu bir evlilik için formülünüz var mı? İşte yani şöyle diyebilirim. Ne olabilir? Sadece mutlu olmalı. Guy Ritchie, Madonna evliliğiyle ilgili birçok dedikodu var. Çiftin ayrılacağı bile söyleniyor. İşte böyle bir ortamda ünlü yönetmen yeni filmi Rock'n'Roll'a ile konuşmak istiyor. Film 31 Ekim'de Amerika'da vizyona girecek. Türk sinema severlerle ne zaman buluşacağı ise daha belli değil. You know what they call a real Rock'n'Roll'a.